Herkese merhaba. Decred yani DCR coin ile alakalı sadece arz hesaplamasıyla önümüzdeki boğa sezonunda minimum hangi fiyatlara çıkabilir, garanti satış hedefi neresi olabilir bunu göstermeye çalışacağım. Ocak 2021 yılında 12,4 milyon DCR dolaşımda yer alıyorken Nisan 2021'de 12,7 milyon DCR dolaşımda yer alıyormuş. Zaten bu dönemde de en yüksek market cap'ine ulaştığı dönem olmuş. Bu arz artışı dikkat ederseniz çok büyük bir arz artışı söz konusu değil. Ufak artışlarla beraber Haziran 2023'e geldiğimizde 14,9 hatta biz onu yuvarlayalım 15 milyon DCR dolaşımda yer alıyormuş. Ve Şubat 2024'e geldiğimizde günümüzde 15,8 milyon DCR dolaşımda yer alıyor. Total saplisi de o kadar zaten yani hepsi dolaşımda üretilen DCR'lerin maksimum saplisi de 21 milyon adetle sınırlı görülüyor. Hemen tablomuza bakalım. Güncel fiyat 17 dolar 27 sent 28 sent. Dolaşımdaki arzı 15,8 milyon DCR, güncel market cap 274 milyon dolar. En yüksek market cap'i Nisan 2021 yılında 250 dolar fiyatlara çıkarken görmüş ve dolaşımda 12,7 milyon DCR varmış. En yüksek market cap'i de 3,2 milyar dolar olarak yuvarlayabiliriz. Peki günümüzdeki arz ile geçmişte gördüğü bu en yüksek market cap'e ulaşabilmesi için fiyatın minimum ne kadar olması gerekiyormuş? 201 dolar 6 sente geldiğinde bu fiyata ulaşmış olacak. Bu market cap'e ulaşmış olacak. En garanti hedefe bakacak olursak da bütün DCR'lerin dolaşıma girmiş haliyle hesapladığımızda ise o zaman da 152,2 dolar garanti minimum boğa hedefi olarak görülüyor. Tabii ki bu sadece arz hesaplamasına göre yani buna bağlı kalarak bütün yatırımlarımız tabii ki bu şekilde yapılmaz. Bu sadece bir göstergedir. En azından bir yol göstericidir. Bu yüzden sadece arz hesaplamasına bakarak yatırım yapmak doğru olmaz. Birçok şeyi hesaba katmak gerekiyor. Projesini araştırmak gerekiyor. Sonuçta paylaştığım yaklaşık 100 kadar coin'i bu şekilde paylaştım ben. İçlerine dikkat ederseniz geçmişte gördüğü en yüksek market cap'lerine ulaşamamış olanlar da var. Boğa sezonlarında lütfen bunu da göz önünde bulunduralım. Bu sadece en azından bir hedef gösterir. Ben uzun süre tutacağım, boğaya kadar elimde kalacak diyenler için en azından bir hedef olarak karşılarında durur. Psikolojilerini de ona göre yönetmiş olurlar diye düşünüyorum. Hemen grafiğe bakalım. Şimdi grafiğe baktığımızda şu an DCR alan biri için söylüyorum. Şimdi ben DCR aldım ve boğa sezonunda en azından şurayı bekliyorum diyenler için 152,2 dolarlık hedef %776'lık kar gösteriyor. 7,5 katlık bir hedef var. Bütün DCR'lerin dolaşıma girmiş haliyle bu hedef çıkıyor. Güncel haliyle baktığımızda güncel arzla o zaman da 201 dolar 6 sent ne oluyor? En garanti minimum hedef olarak karşımıza çıkıyor. Bu da %1063'lük karı bize gösteriyor. Yani 10 katı bir hedef var. Arz artışında ciddi bir fark olmadığı için de o yüzden neredeyse ATH'ına yakın bir seviyelere gelmiş oluyor DCR. İşte buradan da projeyi araştırmak devreye girecek. Bakalım şu anki kripto piyasasında hype yaşayabilecek bir proje mi? Neye hizmet ediyor? Ekip güncel mi? Sosyal medyaları aktif kullanmaya devam ediyorlar mı? Bunları da yine de göz önünde bulundurmakta fayda var. Yeri gelmişken söyleyeyim. RSI stratejime göre de 71 dolar 55 dolar kanalı minimum garanti hedef olarak karşımızda. Bunu da yeri gelmişken söylemiş olayım. Evet, DCR ile ilgili de söyleyeceklerim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.